Arkadaşlar merhabalar. 3D TYT konu anlatım matematik kitabında polinom konusunda beceri temelli sorulara bakacağız. Birebir de bile gerçekten çok kaliteli sorular vardı. Ama beceri temelli sorularda da biraz daha böyle yorum gücünüzü arttırmak istediğimiz sorular var. İlk sorumuzla başlayalım. X³ -3x² x küp eksi 3x kare artı 6x eksi 7 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden elde edilen bölüm qx olduğuna göre qx'in katsayılar toplamı kaçtır? Şimdi bakın Elde edilen kalan değil elde edilen bölüm diyor. Yani şöyle ben bazen arkadaşlar daha önce de söylemişsem e, tekrara düşeceğim. Söylemediysem yine söyle e, ilk defa söyleyeyim. Polinom sorularında ki söyledim ya hatırlıyorum. Polinom sorularında ben bazen böyle bir afalladım da Allah Allah ne oluyoruz dediğimde. Şöyle bir x-2 böleni yazarım. Bölümü yazarım. Böyle bir kalanı yazarım. Bu benim soruya yorum gücümü biraz daha arttırır. Gerçekten bununla bile bir sürü soru hallediyoruz biliyor musunuz? Bakın şimdi kx'i bulabiliriz aslında biliyor musunuz? Ben bölümle ilgileneceğim bu soruda ama şimdi şöyle bir şey yapalım. Biz x yerine 2 yazsak p2 eşittir bana kalanı vermiyor muydu? Bakın burada sil kalanı veriyor. Tamam bir yazalım bakın. P2 ne oluyor buradan? 8 eksi 12 artı 12 eksi 7'den 1. Gördüğünüz gibi bu polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan bir e ne işime yarayacak derseniz. Bakın şimdi qx'in katsayılar toplamı sorulmuş ya. O zaman x yerine 1 yazarsam p1 eşittir eksi 1 çarpı q1 artı 1 olur değil mi? O zaman artık p1 kaç? Buraya yazarız. 1 eksi 3 artı 6 eksi 7. Buradan da ee, 3 eksi 7 daha eksi 4 1 daha eksi 3. Eksi 3 eşittir. Eksi 1 yani eksi Q 1 artı 1. Böylece eksi 4 eşittir. Eksi Q 1. Buradan da Q 1 geldi? 4. Bakın böyle gayet güzel bir çözüm yapmış olduk. Nasıl? Ben bölümle ilgili ne yapabilirim dedim. Bir polinomu bir yazayım. Kalanı bulabilirim. O her zaman malum. X gördüğün yere burada x eksi 2'yi sıfırlarsan x gördüğün yere 2 yazarsın ve P2 sana Kalanı verir. Hadi kalanı da bulayım dedim. Bak bazen gördüğünüz gibi yolun içinde, yolun üzerindeyken çözüme doğru gidiyoruz. Bunu böyle çok e, bilinçli olmadan da çözümü getirebileceğimiz bir soru oldu. Ama ben hani bir nevi sizin yerinize kendimi koyuyorum. Böyle yapıyorum. Şimdi gerçekçi olmak gerekirse de şunu söyleyeyim. Polinom sorularında bu basit görünen şeyler önemli aslında. Kalan, bölen, bölünen, bölüm şeklinde bir yazıp bazen yorum yapabileceğiniz durumlar olabilir. İkincisi şunu dersiniz o düz yol ben açıkçası bu soru için tercih etmem ama şu da yanlış değil. Hocam madem bölümü soruyor ya ben uzunca bölmek istiyorum. x küp eksi 3x kare artı 6x eksi 7 yi. o zaman bölelim hocam x eksi 2. Ye. Direkt buradan bölümü bulayım tamam. x kare x küp eksi 2x kare çıkardım eksi x kare artı 6x eksi 7 olduğu gibi ne yapıyorduk? Aşağı indiriyorduk. Bir de çarparken x kareyi her ikisiyle çarpıyorduk. Yine en büyük dereceliği bakıyoruz şimdi. X kare. Ne ile böleceğim? X ile. X kareyi X'e bölersem ne olur? Eksi X kareyi eksi X. Dağıtırken ikisiyle de çarpıyorum. Eksi X kare. Artı 2X. Çıkardım. Buradan ne geldi? 4X eksi 7. Şimdi 4 yapıyorum. 4X eksi 8. Ne kaldı? 1. Gerçekten bölümümüz bu oldu. Şimdi QX'i bulduk. QX ne demekti? E, bu bölüm. Neyi soruyordu? Katsayılar toplamı. X yerine yaz biri. 1 eksi 1 artı 4'ten gerçekten 4 geldi. İkinci yol tamam. Hani böldük hocam ne olacak ki böyle yapalım. Ama birinci yolda önemli yorum yolu. Bazen böyle polinomlu bir yazıp nasıl olsa işine yarayacak bilgiler varsa yerine yazdığında pat diye geldiğini görüyorsun. Deneyin. Evet önemli bir yorum şimdi arkadaşlar tam böyle ÖSYM'nin önemsediği tipte. MEB'in de yine aynı şekilde hani kazanımları önemsiyoruz bak kazanımlar üzerinden gelecek sorular dediği gibi tam böyle kazanımla ilgili önemli bir soru. Çok da temel bir soru çok da temel bir yorum aslında. Bir durdurun bakalım ne yapacaksınız şimdi görelim. Tx polinomunun Qx'e bölümü 2x üzeri a kalan var mı yok mu bilmiyoruz ama Kx'e yazmış sıfır da olabilir başka bir şey de. P 2 xin de Qx'e bölümü 32 çarpı x üzeri a gelmiş. Px'in derecesi ile P2x'in derecesi değişmez değil mi? Px mesela şöyle bir polinom olsun. A çarpı x üzerine nokta nokta geri kalanıyla ilgilenmeyeyim. P2x ne olur? A çarpı x üzeri artık a x gördüğüm yere 2x yazacağım. Böyle bir şey. Yani a çarpı 2 üzerine x üzerine üst ikisine de dağılır. Şimdi gelelim qx'e. Bakın şimdi ne diyorduk fonksiyonda? a x üzeri n nokta 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 polinomunu Qx bilmiyorum q X'de de de ne söyleyelim e, b diyelim tam başka sayısına b x üzeri m olsun nokta 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 böyle yaptım şimdi arkadaşlar bölüm neydi buradaki en büyük dereceli terimi buradaki en büyük dereceli terime bölmek demekti değil mi Hakikaten bakın hiç sayı bile kullanmadan size göstereceğim o zaman böldüğümüz zaman a çarpı x üzeri n bölü b çarpı x üzeri m a bölü b çarpı x üzeri n eksi m olur. Doğru mu? Bakın tabanları aynı üstleri çıkar. Her zaman yaptığımız şey en büyük dereceli terimi en büyük dereceli terime bölmekti. Ve bu neye eşit? 2 çarpı x üzeri a. Gerçi ben a kullanmayayım. Varmış bu soruda şimdi. C diyeyim ki hani hocam bir dakika o a nereden geliyor olmasın. Hepsini de c yapayım müsaadenizle. Hani harfti öylesine. Ama etkilenmeyin şimdi c diyelim. Böylece CB bölü X üzeri N eksi M, 2 çarpı X üzeri A oldu. O zaman buradan C bölü B, 2 geldi. Ee, N eksi M de arkadaşlar A oldu. Gördüğünüz gibi böyle bir şey yazdım şimdi. Gelelim P2X'e. P2X ne? C çarpı 2 üzerine X üzerine. QX yine aynı. B çarpı X üzeri M. Şimdi 32 çarpı X üzeri A'ya eşit. Yine mevzumuz ne? Buradaki geri kalan terimlerin hiçbirini önemsemem. Bunu da önemsemem. Neden? Her zaman bölmede olay neydi? Bak tanım, kavram. Her zaman en büyük dereceli terime, en büyük dereceli terime böl. Bölelim gerçekten. C bölü B, 2 üzerine, x üzeri n eksi m. Çünkü böyle böldüğümüz zaman tabanları aynı üstleri çıkar. Bu da ne şimdi? 32 çarpı x üzeri a. Şimdi olaya dikkat et. N eksi m neydi? A. O zaman artık n eksi m yerine a yaz. x üzeri a'lar gitti C bölü b neydi 2 2 çarpı 2 üzerine 32 oldu. Böylece 2 üzeri n artı 1 kaç geldi 32 n ne oldu arkadaşlar 2 üzeri 5'ten dolayı Pardon düzeltiyorum 2 üzeri 5'ten dolayı 4 Böylece bakın cevabı hallettik. Sayı bile vermedim ki net kuralına uygun görün mevzu neydi en büyük dereceli terim en büyük dereceli terime bölünür Gördüğünüz gibi oradan da dördüncü dereceden bir polinom olduğunu gördüm. İşte arkadaşlar bu şekilde sorularda aslında dikkat etmemiz gereken şey bir polinomun aslında e, px bakın ve p2x. Bir kere derecesi değişmeyecek. Orası net. Hakikaten bir px polinomundan p2x polinomuna geçiş yaparsanız polinomun derecesi değişmez ki. Derece değişmez ama nasıl hocam katsayı değişiyor? İşte arkadaşlar orada iki kat sayısı geldi ya artık fonksiyonda ne olmuş oldu? Bu şuradaki bakın olaya dikkat edin. Normalde göstereyim. Px mesela c çarpı x üzeri 4 gibi bir şeymiş. Ben onu p2x bir yaptım. c çarpı 2 üzeri x 2x üzeri 4'ten c çarpı 2 üzeri 4 çarpı x üzeri 4 oldu. Gördüğünüz gibi fonksiyon buna dönüştü hakikaten. Mevzu buydu. Gerçekten yapmamız gereken bu şekilde güzel bir soruydu arkadaşlar. Bu çözüm çok önemliydi ama ekranı bir sildim. Sıfırdan hani bir kapattım açtım hatta. Size burada artık bir sonuç da çıkarabilirim. Çünkü eğer sağlam net harfe dayalı yani matematiksel bir yorum yaparsak şunu görebiliriz. Bir polinomun evet px'ten p2x yaptığım zaman derecesi değişmez. Derecesi aynı kalır. Ancak bakın şimdi bunun baş kat sayısı neye göre değişiyor? Üstüne göre. Bunun baş kat sayısı a ise artık bunun baş kat sayısı a çarpı 2 üzeri ne oluyor derecesine ne edersek. Gerçekten bu fonksiyonun baş kat sayısına karışmasın. C diyelim. C çarpı 2 üzeri ne oldu? Gerçekten C ikinci durumda bu fonksiyon neydi? 4 bulmuştuk değil mi derecesine? O zaman C çarpı 2 üzeri 4'ten 16C oldu. Hatta size basit diye bir örnek vereyim. Bak çok basit uyduruk bir şey söyleyeceğim. E, ...alakasız fonksiyonlar söyleyeyim. Rx mesela... E, ...x üzeri 4 olsun. Hiç kasmayacağım kendimi. Tx x fonksiyonunda x olsun. Normalde x üzeri 4'ü... ...x'e bölersem bölüm x küptür değil mi? Şimdi ben Rx'i... ...R2x i yapsam... ...2x üzeri 4'ten... ...hakikaten 16 üzeri x üzeri 4'tür. 16 çarpı x üzeri 4'ü de gidip... ...x'e bölersem... ...bölümüm ne gelir? 16 x küp. Bak bölüm... Bölünün derecesi değişmedi. Bölenin derecesi değişmedi. Bölümün de derecesi değişmedi. Ama değişen ne? Başlangıçta kat sayı 1'di. Şimdi 16. Çünkü bunun derecesi 4. O zaman demin söylediğim gibi artık hakikaten bir polinomun baş kat buradaki sayıya göre hatta 2x bile demeyelim. Bir sonuç yaptık ya buna da harf diyelim. Ee, mesela burası f olsun. Px'ten pfx'e çıktığım zaman polinomun baş kat sayısının c çarpı f üzeri n olduğunu görün. Bunu kurallaştırabiliriz böyle. Hakikaten f katına değil f üzeri n katına çıkmış olduğunu gördüm. Şimdi yine çok sağlam bir yorum. Çok da basit bir yorum aslında. Bunların hepsi bakın sorularda arkadaşlar fark etmeniz gereken basit ama hep konu anlatırken ya işte ne olacak canım polinom eşitliği işte ne olacak canım polinom katsayısı sayısı baş kat sayı ne olacak ki derece ne olacak kilerin e, neticesinde iki güzel soru. Şimdi durdurmanızı ve uğraşmanızı bir istiyorum. Px eksi 2 polinomunun Px ile bölümünden kalan Kx eksi 8. Px polinomunun Px eksi 2 ile bölümünden kalan 2x eksi m olduğuna göre k çarpı m çarpımı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir yorum yapacağım. Bir polinomu Px eksi 2'yi ben Px'e bölüyorum. Bu polinomun derecesi ile bu polinomun derecesi aynı değil mi? Aynı. Baş kat sayısı aynı değil mi? Aynı. Bakın şimdi şöyle uyduruk bir şey göstereceğim. Px mesela Ax üzerine nokta 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 olsun. O zaman Px eksi 2 ne olur ki? Bu da Ax üzerine artı nokta nokta olmaz mı? Ve bakın şimdi yine bir polinomu p x eksi 2 ax üzerine nokta nokta gidiyor. Öbürü ne? a üzerine nokta 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 diye gidiyor. İki polinomun hem baş kat hem dereceleri aynı olduğu için x üzerine x üzerine böldüğümde bölüm nedir? 1. Bu soruda en önemli nokta hem px eksi 2'nin px'e bölümünün 1 olduğunu görmek hem de p x'in bundan dolayı Px eksi 2'ye bölümünün 1 olduğunu görmek. Çünkü ha Px'i ha Px eksi 2'ye bölmüşüm. Ha da Px eksi 2'yi Px'e bölmüşüm. Sebep ikisinin de ilk terimleri birbirinin aynısı. Hemen örnek göstereyim bakın sayısal hocam hani harfler bazen bizi korkutuyor derseniz. Alışın lütfen bu sisteme. Daha iyi yorum yapmanızı sağlar bir süre sonra ama gerçekten göstereyim bakın. Px polinomumuz mesela 2x kare artı 4 olsun. x kare artı 4 olsun çok kasmayalım. Px eksi 2'ye bakalım. Çünkü hepsi aynı geliyor ya. Niye kendime enteresan örnekle kısıtlayayım? Yaz yerine x gördüğün yere x eksi 2. x kare eksi 4 x artı 8. Böyle bakalım şimdi. x kare artı 4'ü x kare eksi 4 x artı 8'e. Her zaman neydi olay? En büyük dereceli terim en büyük dereceli terime bölünür. Bölüm 1. Aksini ispat e, aksini söyleyebilir misiniz? İddia edebilir misiniz? Hayır. Kalan ama hocam. E, tamam kalan zaten orada. x kare eksi 4 x artı 8'den 4 x eksi 4 olacak. Ben bu soruda kalanla ilgilenmiyorum ki bir nevi ilk etapta. Bu soruda durdurup yaptıysanız eğer çoğunuz buraya muhtemelen 1 değil. Ne dediniz? İşte orası bx falan olsun dediniz değil mi? Ama orada bölüm 1'di. Tersinden tamam hocam px px eksi 2'ye böldük. Bir de tersini yapalım tamam. x kare eksi 4 x artı 8'i x kare artı 4'e böl. Bölüm ne? 1. Gerçekten çıkar. Hani kalanla ilgilenmeyeceğim ama Kalan da eksi 4 x artı 4 oldu. Bölüm ama yine bir. Neden? Mevzumuz sadece şu. Dereceler aynı. İki polinomu derecesi aynı olduğu zaman bölüm mecburen katsayıların oranı gelmesi lazım. Kat sayıların oranı da zaten bir. Bakın bu kadar. O yüzden arkadaşlar lütfen buna dikkat edin. Derece çok önemli. Böylece polinomları bölerken bölümü anlamış oluyorum. 2. Dereceleri aynıysa kesinlikle orada sabit sayı gelecek. Net. 1, 2, 3, 4, 5, 1 bölü 2, 1 bölü 6 falan. Hem dereceleri aynı hem kat sayıları aynıysa tartışmasız cevap 1'dir. O yüzden bu sorunun böyle her yerine yıldız koyun isterseniz. Bir nevi konu sorusu gibi bir soru bu. Şimdi o zaman artık arkadaşlar şöyle bir temizlik yapalım. Soruyu hani anlattık giriş yaptık. Şimdi bir daha baştan dizayn ediyoruz o zaman. Neymiş? Bir polinomun eğer diğer bir polinomla hem derecesi eşitse Ezber bilgiye bağlıyorum bırak. Bak artık. Hem de kat sayıları aynıysa baş kat sayısı. Baş kat sayı da aynıysa o zaman bunları artık böldüğümde bölüm 1. Px eksi 2'yi de Px'e böldüğümde bölüm 1. Siz de benim gibi lütfen sayılar değerler vererek bazen öğrenin. Aa bak böyleymiş hakikaten deyip örnekler vermek lazım arkadaşlar. Mesela ben bir örnek verdim. Sizi 2-3 tane daha örnek katın. Hep bölümün 1 olduğunu göreceksiniz. Ama kritik mevzu ne? Git Px yap. Burayı da Px-2 gibi. Baş kat sayı sakın değiştirme. Dereceyi de sakın değiştirme. Değişirse zaten onlar da değişir. Böylece Px-2 Px'e bölündüğünde bölüm 1 kalan Kx-8. Sonra Px polinomunu Px eksi 2'ye böldüğünde bölüm 1. Kalan ne? 2x eksi m. Şimdi taraf tarafa topla. Neden? Px'ler gitti. Px eksi 2'ler gitti. Sol taraf 0. Sağ tarafta x'li terim k artı 2 oldu. Sabit eksi 8 eksi m oldu. E sol taraf 0 ise sağ taraf bütünüyle 0. x'in katsayısı da 0. Sabit terim de 0 olmalı. Böylece burada k eksi 2 oldu. M de arkadaşlar eksi 8 geldi. Bunların çarpımları soruluyor. Cevap 16. Bu şekilde ben bu soruyu normalde biliyorsunuz. Ta önceden e, ka, ben, bilenler bilir yani. Kanalda ta önceden buna benzer. Hatta bunun aynısını bile yazmış olabilirim. Onu buraya koymuşumdur. E, çözmüştüm daha önce. Çünkü bu çok önemli ama basit diyorum. Biraz bunları da önemsiyorum. O yüzden burada kitapta anlattığım şeylerin bazen benzer soru tiplerini orada tekrar göstererek. Bazen işte e, birden fazla soru çözmeye çalışarak orada da yardımcı oluyorum. Yani kardeş gibi düşünebilirsiniz kanalları. Burada anlatım yapıyorsam orada da ekstra sürekli soruyla takviye edeceğim. Eyüp Bey kanalında aklınızda bulunsun. Çünkü evet bunu bir kere görüyorsun ama bazılarınız ne diyor? Hocam onu bir kere daha bize anlatır mısınız? Farklı örnekle anlatıp devam etmek lazım. Ve evet pratik önemlidir. Taklit de önemlidir. E, öğrenirken yani hocanın ne yaptığını başlangıçta taklit edersin. Sonra yavaş yavaş anlamaya başlarsın. Evet yine sevdiğim, önemsediğim sorulardan biri. Nedenmiş soruda? x kare eksi x artı 2 çarpı px polinomunun terimlerinden biri x küptür. px polinomunun derecesi 1 olan terimin katsayısı derecesi 2 olan terimin kat sayısından 3 fazladır. Buna göre px polinomunda derecesi 3 olan terimin katsayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz lazım. Ee, bir polinomumuz var ama kaçıncı dereceden kaç tane terimi var nedir ne değildir hiçbir şey bilmiyorum. O zaman bir bakalım x kare eksi x artı 2 çarpı px polinomu ee, çarpınca yeni bir polinom elde etmişiz. Ee, kaç terim olduğunu bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum terimlerinden biri x küpmüş. Gördüğünüz gibi hatta px de yazayım bakın şimdi size. Px belki 10 milyonuncu dereceden. Bir şey demiş mi soru? Kaçıncı dereceden olduğunu söylemiş mi? Yok. Bakın Px'i yapıyorum. Nokta 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 bilmediğim terimler var. Sonra şimdi şunu söyleyeceğim. Ben polinom çarpma konusunda ve yine birebir ölseğime de söyledim. E, x küplü terimi bulmak için nelere ihtiyacım var? Burada x kare varsa, burada eğer varsa olmak zorunda değil. X'li bir terimle çarptığım zaman x küp elde ederim. Burada eksi x'li bir terimle buradaki x kareli bir terimi çarparsam x küp elde ederim. Varsa tabii yoksa sorun değil. Burada 2 ile neyi çarparsam x küp elde ederim. Burada varsa bir c x küplü terimle çarparsam c x küplü terim elde ederim. Geri kalanlarla ilgilenmeme gerek var mı? Atıyorum px polinomu hocam belki 100. dereceden. E zaten x üzeri 100 ile neyi çarparsam x küp elde ederim. Hiçbir şeyi. Bilmeme gerek var mı o terimi yok. Ya da işte x üzeri 6 terimi olsa hocam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Bir işime yaramaz. Niye? Bunların hangisiyle x üzeri 6'yı çarparsam çarpayım x küp elde edebilir miyim? Hayır. Bu yüzden polinom eşitliğinde, polinom çarpmalarında neye dikkat etmemiz lazım? İstediğimiz terimi bulurken sadece o terimi bulabileceğimiz denklemlerle ilgileniyoruz. Dolayısıyla ne yaptım bakın? Bu polinomda ax, bx kare ve cx küplü terimler olursa gerçekten bunlarla çarptığım zaman x küplü terim elde ederim. Bakın şimdi x kare ile a eksi çarp e, x küp çarpı a. Sonra eksi x ile bx kareyi çarp eksi b x küp. 2 ile cx küpü çarp buradan da ne oldu? 2 cx küp. Bu kaça eşit? x küpe. Ne diyorduk? Polinom eşitliğinde sol taraftaki terimler sağ taraftaki terimlere eşit dereceleriyle birlikte. Dolayısıyla dereceleri aynı olan terimlerin katsayıları da aynı. A eksi 2, A eksi B artı 2C o zaman neye eşit olmalı? Bunun kat sayısı 1 olduğu için 1'e. Soruda önemli bir bilgi vardı. Derecesi 1 olan terimin kat sayısı, derecesi 2 olan terimin kat sayısından 3 fazladır. Yani A, B'den 3 fazlaymış arkadaşlar. O zaman A gördüğüm yere B artı 3 yazarsam bunlar gitti. Böylece ee, şurası neydi bakayım bir artı 2 bir yerde hata yapmışım gibi geldi de. A eksi B. Bakayım bir derecesi 1 olan terimin kat sayısı derecesi 2 olan terimin kat sayısından 3 fazla. Evet A B artı 3. A'dan B artı 3 çıkarınca 3 oldu. Ha tamam bir hata yapmamışım affedersiniz. Bir an o şeyi göremedim de. 2C ee, yazıyordu burada tamam. Bir an onu 2 artı C gibi okuyorum. Hata yaptım sandım. 3 artı 2C de buradan 1 oldu. C de arkadaşlar ne geldi? Eksi 1 geldi. Soru benden ne istiyordu? Px polinomunun 3. dereceden olan teriminin katsayısı yani cevap eksi 1. Gördüğünüz gibi polinomun ne olduğunu bilmeme gerek yok. Kaçıncı dereceden olduğunu bilmeme gerek yok. Tek bilmem gereken şey x küp terimini elde etmek için hangi terimleri çarparsam x küp diye bir şey elde ederim. Olayımız bu. Polinom eşitliği. İnsan önemsemiyor ya aman ne olacak ya çarpıyorsun geçiyorsun hocam bak öyle. Polinomların bölmesi. Bölüyoruz geçiyoruz ama ne kadar değerli şeyler. İlk su Burada hakikaten 2, 3, 4. Arka arkaya çok sağlam yorumlar yaptığımız gibi. Şimdi yine 5. soruda da yine çok güzel bir yorum yapacağız. Beceri temellilerde artık polinom olduğu için biraz da zirveye doğru çıkarıyoruz yorumu. Ee, ara ara bu sorulara dönün tamam mı? Yani hocam böyle tam oturdu oturmadı. E soru bankası da çözeceksin zaten. Ben burada şunu düşünüyorum. Şimdi e farklı farklı yayınlardan da soru bankaları muhakkak çözeceksiniz. Sorular çözeceksiniz. Sınav sorularını çözeceksiniz. E kazanım odaklı bir sürü soru göreceksiniz. Hedefimiz kitaplardaki sorulara benzetmek, ÖSYM sorularına birebir benzetmek değil aslında. Hangi soru tipini görürsen gör artık benim anlattıklarım sayesinde orada o yorumu birleştirebil. Soru bankasında da bazen göreceksin. Aa bak böyle bir şey vardı. Ha birleştireyim diyeceksin. Ortaya süper bir bilgi yorumu çıkacak. O yüzden de elinizden geldiğince benim yıldız koyduklarımı siz de koyun ki ileride dönün diye. Şimdi evet yine güzel bir yorum. Px ve Qx polinomları ile ilgili derece Px eksi Qx Px'in derecesine eşit değil. Derece Px eksi Qx Qx'in de derecesine eşit değil. Buna göre hangileri her zaman doğrudur? E bu nasıl mümkün? Eğer derece Px'e P diyelim. Derece Px P olsun. Derece Qx de Q olsun. P, Q'ya eşit olmasaydı ya P büyüktür Q olacaktı ya da Q büyüktür P olacaktı. Örnek Px'in atıyorum x üzeri 4 olduğunu, Qx'in de atıyorum x küp olduğunu ya da tam tersi olduğunu düşünün. Yani kısacası dereceler farklıysa ne diyorduk? Farkın derecesi ve toplamın derecesi büyük olanın derecesine eşitti. E burada o zaman bunlar birbirine şey bunlar o zaman birisi diğerinden büyük değil. Bunların o zaman dereceleri farklı değil. Çünkü... Farklı derecelerde ister çıkart ister topla. Neydi olay? Büyüğün derecesine eşitti. Ne demiştim size konuyu anlatırken? Eğer bunların dereceleri eşitse farklarının veya toplamlarının derecesi birbirine eşit olmayabilir. Çünkü birbirini götürüyordur. Örnek x küp artı x eksi 2 ile x küp artı x kare eksi 4'ü çıkarırsam x kare e, artı x artı 2 gelir. Peki bunun derecesi 2. Ne bunun derecesine eşit ne bunun derecesine eşit. İşte aynı bu yorum. Demek ki arkadaşlar 1 bunların dereceleri kesinlikle eşit ki birbirini götürmüş. Dereceleri azalmış. Bakın hx baş kat a x üzerine harfli yazıyorum. Qx farklarını aldığım zaman a x üzerine baş kat sayıları bile aynı olması lazım ki çıkardığında artık burada atıyorum b x üzeri m burada da c x üzeri d olsun çıkardım bunlar bir gitti b x üzeri m r eksi c x üzeri d oldu gördüğünüz gibi polinomun derecesi neydi ikisinde de çıkartınca onlar bir gitti polinomun derecesi değişti artık ne buna eşit ne buna eşit o zaman anladık ki derece p x Derece Qx'e eşit ve baş kat sayıları da aynı. O zaman toplamlarının derecesi kesinlikle px'in derecesine eşittir. Neden? Toplayalım bak. ax üzeri n çarpı, şey ax üzeri n artı, ax üzeri n derece için en büyük dereceli terimler yeterli. Çarptım 2ax üzeri n geldi. Birbirini götürmüyor çünkü artık. Sebep farkını alınca götürüyorsa toplam alınca iki katına çıkar. Birincisi doğru. Gelelim şimdi ikinciye. Px polinomunun Qx ile bölümünden elde edilen bölüm QX polinomunun PX ile elde edilen bölümüne eşit. Bunun ben tüyosunu size demin aslında şu soruda vermiş oldum. Bunların dereceleri aynıydı hatırlayın. Baş kat sayıları da aynıydı. O zaman bölüm ne geldi? 1. Burada da bak şimdi. Bunların dereceleri aynı mı? Evet. Baş kat sayıları aynı mı? Evet. Geri kalan terimler beni ilgilendirmez ki. Böldüğün zaman bölüm 1 gelir. İster PX'i QX'e böl. istersen QX'i PX'e böl. Biz neyle ilgileniyoruz her zaman? En büyük dereceli terimlerle. Böldüm 1 geldi. Dolayısıyla QX'i de böldüğümde 1 gelecek. Hem eşit hem de 1 arkadaşlar bölümleri. QX, PX'in bir çarpanıdır. Hayır bunu bilemeyiz. Örnek birisi X kare artı X eksi 2 olsun. Öbürü de X kare artı 1 olsun. Bak şimdi bölümleri 1 mi? Evet ama kalan 0 mı? Değil. Kalan 0 değilse çarpanı olmak zorunda değil. Hem şunu da görelim bak. Bölümleri 1, hem QX'in PX'e hem de örnek temsili örnek veriyorum. PX ve bölü QX yapalım. Yani X kare artı 1'i X kare artı X eksi 2'ye bölelim. Bölüm hakikaten 1. İkisinin de bölümleri aynı birbirine. 2 çıkart bunları. X kare artı X eksi 2'den X kare artı 1 çıkarsan gitti. Hakikaten farkın derecesi ne PX'in ne de QX'in derecesine eşit oldu. Sana uzun yoldan iki polinomun derecesi eşit demiş soru. Her terimin kat sayısı o terimin derecesinin iki katına eşit olan polinomlara katlı polinom denir diye uyduruk bir tanımını ÖSYM'de de böyle yapar ya. Px dördüncü dereceden Px polinomu x artı 1 ile bölünebilen katlı polinomdur. Bakalım o zaman x artı 1 ile bölünebilen demek p eksi 1 sıfır demek değil mi? x artı 1 bunun bir çarpanıdır. Hani bu soruda çok zannetmiyorum işimize yarayacağını ama böyle bir polinomdur x artı 1 çarpı bx diye üzerine çizeceğim. Bu soruda bu bilgiyi kullanmayacağız. Hatta sileyim. Neden kullanmayacağız? Gerek kalmayacak. Merak etmeyin isterseniz deneyin. Px o zaman ne olur arkadaşlar? Katsayılardan yürüyelim. x üzeri 4 çarpı 8. x küp çarpı 6. x kare çarpı 4. 2x artı 1. Ne demişti bize çünkü? E, kat sayısı. A, bir de 0 diyeceğim. Çünkü 0. dereceden terimin 2 katında sıfır yazmam lazım düzelttim Pardon Bakın gerçekten derecesi sıfırdır X üzeri sıfırlı terimin sabit sabitlerimin Katsayısı o zaman sıfır çarpı 2'den ne olur Sıfır. bunu da böyle yazayım Hakikaten bakın Derecelerin iki katı katsayı derecenin iki katı katsayı derecenin iki katı katsayı Derecenin iki katı katsayı derecenin iki katı yine katsayı Böylece Her terim böyle ama Şimdi bu polinomumuz acaba böyle mi belki bazıları yok ne demişti sana? Px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan 0. Yani p eksi 1 0. Yazalım o zaman. p eksi 1 direkt böyle olsaydı ne olacaktı? Eksi 8. Şey artı 8. Eksi 6. Artı 4. Eksi 2 artı 0. Peki bunun cevabı 0 oluyor mu? 2. 2 daha 4 oluyor. Aa, ama ne olmalıydı? P eksi 1 0 olmalıydı. Peki hangisiyle bu mümkün? Bak bunu silersem gerçekten sıfır geliyor. Demek ki bu soruda ÖSYM de bak bazen böyle yapar. Sana soruyu yazdırır, bir yere getirir. Bir yerde dersin, aa bak burada bunu fark ettim. Silersin, işte bak böyle oldu. Hakikaten bunların farkı şu an sıfır. Gördüğünüz gibi. Demek ki polinomumuz aslında x üzeri 4'lü terim, x üzeri 2'li terim yokmuş. Böyle bir fonksiyonmuş arkadaşlar. Cidden şimdi x yerine eksi 1 yazınca bakın p eksi 1 sıfır geliyor. O zaman P1 ne oldu? 8 eksi 6 artı 2'den e, yanlış mı söyledik? P1'i soruyordu. Ha, şu artı 6 düzeltiyorum. 8 artı 6 artı e, 2'den cevabımız 16 olmuş oldu. İşte bakın bu şekilde soruda bana hemen terimlerin hepsini vermemiş. Varsayımda bulun olmadığını gör o zaman silmen gereken terimi gör diyor. İşte olayımız böyleydi arkadaşlar ilk sayfada ya da siz benim ilk sayfamda en azından e, gayet sağlam sorular vardı. 7. sorudan itibaren de yine devam edeceğiz ama burada bence bir duralım. Diğer videoda arkadaşlar beceri temelli 7 ile devam edeceğiz. Bakın 6 tane soru ama gerçekten böyle bayağı beyin yakan sorulardı. Şimdi devam ediyoruz. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.